Pirinç, çok siz güzel. İlk yorum olarak ne dersiniz? Nasıl değerli? Öncelikle Gaffa'nın söylediği beyin ırkçılık ters orantısına sonuna kadar katıldığımı söylemek isterim. Kesinlikle beyinle ırkçılık arasında bir ters orantı var olduğu görünüyor. Yalnız şuradan katılamayacağım sevgili Gaffar'a. Yani daha fazlasını yapabilirler mi konusunda hayli temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kayseri Türkiye'nin en barışık yerlerinden birisi. Görece işsizlik sorununun az olduğu, refahın görece Türkiye ortalamalarına göre iyi durumda olduğu ve oradaki sığınmacıların rahatsızlıktan çok fayda ürettiği bir anlamda diğer yerlere göre en azından karşılaştırmalı söylersek bir iklim var Kayseri'de. Bunun tam tersi görünümde olan şehirlerimiz de varken ve bu provokasyonun asıl nedeni provokasyonu destekleyecek olan bir kitlenin haklı gerekçeleri iken dikkatli olmak lazım, temkinli olmak lazım diyorum. Yani bizim bir sığınmacı sorunumuz var. Bu sorunu ne kadar iyi yönettik, ne kadar kötü yönettik tartışabiliriz. Ama şöyle yazmışım değerli arkadaşlarım, başkanlık sistemine geçtiğimiz oylamadan hemen sonraki yazımda başkan Suriye meselesini çöz uçalım diye köşemden yazı yazmışım. Normalde böyle uçalımlı kaçalımlı biri değilimdir yani Mustafa. Ama o konuyu böyle ele almak istemiştim. Bu uzayan bir süreç oldu ve bir kamuoyu oluştu. İşte herhangi sabıkalı bir gruba zannederim 300-500 liralarla 1000 liralarla bunları motive edilebiliyor durumdaki kişiler diye değerlendirirsek onlar kendilerine bir çevre oluşturabiliyor. Yani öyle bir tabanı var. Şimdi bu konuya bizim dikkatli eğilmemiz lazım. Hem içeride hassasiyetlerimiz yükselmeye başladı, sıkıntımız var. Hem de Gaffar'ın saydığı o çevrelerin burada Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili özellikle teröristan mücadelesinde ve başka Suriye ile ilgili bağlamlarda rahatsızlıkları var. Hatırlarsanız bundan bir ay önceki yayınımızdı zannederim. Turgay Güler burada çok güzel bir tespit yapmıştı. PKK'nın Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini istemediği yönünde. Hatta buradan PKK'ya belki biraz sempatik yaklaşan gruplar varsa Türkiye'nin mülteci politikasına dair farklı tavırlar içinde olduklarını falan tespit etmiştik o günkü tartışmada yayınımızda. Ben bunu çok önemli bir sorun olarak görüyorum. PKK Suriyelilerin dönmesini istemiyor. Esad istiyor. Yani bu çok belli. Esad Suriyelilerin dönmesini istiyor. Bunlara nasıl muamele edecek vesaire bunu bilmiyoruz ama Türkiye o anlamda bir garanti almadan buradan Suriyelileri Esad'ın kucağına teslim etmeyecek. Türkiye onurlu bir dönüş planlıyor. Böyle bir dileği var ve bir garanti almadan Suriyelileri Esad'a teslim etmeyecektir. Garanti alamazsa da Türkiye büyük ihtimalle en doğrusu olan buradaki sığınmacıları Avrupa'ya yönlendirmeyi seçebilir. Çünkü biz kendimizdeki sığınmacıların kimler olacağına acaba biz mi karar veriyoruz bu çift taraflı anlaşmalarla Avrupa'yla yaptığımız anlaşmalarla yoksa kendimize biraz gol mü atıyoruz? Buna bakmak lazım. İçeride önemli problemler var. Bir kısım Suriyeliler zannediyorlar ki Türkiye onlara sağladığı imkanı Avrupa'dan temin ettiği kaynaklarla sağlıyor. Maalesef öyle bir şey yok. Avrupa büyük sözlerini tutmadı ve bunu siyasi olarak tutmadığını, bunu Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatmak için tutmadığını da beyan ediyor. Yani böyle bir Avrupa var karşımızda. Belki biz Avrupa'ya para verelim, Avrupa bu konuda daha özverili olsun gibi bir tartışma açmak noktasına kadar gelebiliriz. Buna dikkat etmek lazım ama Suriye meselesini Türkiye çözdüğünde bambaşka bir iklim olacak ve buradaki sığınan kardeşlerimiz de yani bunlar bizim kardeşimiz. Bunları öylesine kabul etmedik biz. Doğru kabul ettik, yanlış kabul ettik ayrı mesele ama
göz ardı edebileceğimiz insanlar değildi. Zaten Türk milleti kimseyi göz ardı edemez yani. Bu öyle de âli cenap bir millet. Bunu da dikkate alarak ifade ettiğimi söylemek isterim. Burada bir müzakere süreci başlamalı Esad'la, her nasıl başlayacaksa. Ve bizim mülteci sorunumuz ve Suriye'den bize yönelik terör tehdidini, bu müzakere süreci iki sorunu birlikte çözmeli. Ben önemli bir irade oluştuğunu görüyorum. Burada Türkiye'nin yanında olabilecek aktörler de var. Karşısında olan aktörler var. Bunu anlıyoruz. 2,5 aktör var. En azından Hakan Fidan'ın söylemiyle, değil mi? Biri İngiltere, biri Amerika, buçuğu da Fransa. Fakat bu tarafta da Rusya bir pencere açabilir ki Rusya'nın Esad rejimi üzerinde önemli bir etkisi var. Bunu biliyoruz. İran'ın seçimleri sonuçlanacak. Bu çok önemli. Keza İngiltere'nin seçimleri 7 Temmuz'da. Bu da çok belirleyici. Ve Kasım'da Amerikan seçimleri var. Ama bizim işimiz oraya kadar sarkar mı bilmiyorum. Çünkü çok hassas bir aya girdik. Yani ekonomik baskı hane halkı üzerinde artıyor. Mevcut sıkılaştırıcı politikalar ekonomik baskıyı arttırdıkça insanlar tepkisini yönlendirecek bir yer aramaya çalışıyor. Bunu da unutmayalım. Çok belirleyici bir faktör. Bu Kayseri olayında değil, işte olayın nereden patladığı, başka herhangi yerden de patlayabileceğini söyledi Gaffar yakınca. Evet. Bir trafik kazası mesela çok rahatlıkla kullanılabilirdi. Fakat Türkiye'de bu ekonomik baskı, yani politikaların getirdiği baskıyı kastediyorum. Ortodoks politikaların doğal sonucu olan işsizlik gibi bir problemi büyütürse, ki şu an için iyi gidiyoruz. Yani işsizlik yükselmiyor. İthal ikameci politikalarla biraz desteklemeye çalışıyoruz. Yurt içi üretimi gibi görünüyor. Yani ekonomi yönetimi bütünlüğüne baktığımızda böyle bir tavrı var. Fakat baskı arttığında, ucuza ithalat başladığında, işsizlik Türkiye'de yükselirse bu sorun daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak ve sosyolojik taraftan hep tartışa geldiğimiz sorunu ekonomik olarak da tartışmaya başlayacağız. Yarın siyasi olarak da bu bizi tartışmak durumunda bırakır. O yüzden Türkiye burada gerekli tedbirleri Esed yönetimiyle pekala alabilecek güç ve iradede. Esed'i her türlü masaya oturtacak güç ve iradede. Yani bunu da biliyoruz yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.